الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلوا على شفيع ذنوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve amsikû fî sebîlillâhi ve lâ tulkû bi eydîkum ilal tehlike ve ihsinû inellâhu yuhibbul muhsinîn. İle âhiril âye. Sadakallâhul azîm. Öncelikle davete icabet ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Allah nice iftar sofralarında, sahur sofralarında sıhhat ve afiyetle böyle hayırlı sofralarda buluşmayı cümlemize nasip eylesin. Tabut gününe kadar da şahit afiyetle yaşayıp Ramazan-ı Şerif'e her kavuştuğumuzda oruç tutacak sihatler bize nasip eylesin. Tabii ki oruç tutmak Allahu Teala Hazretleri sihati olana, tutacak kuvvet ve kudreti olana emir buyurmuş. Tutmak büyük nimettir. Tutabilmek Allah'ın büyük ihsanıdır, ikramıdır. Ona da ayrıca şükretmek lazım, ayrıca hamd etmek lazım, şikayet etmemek lazım. Nice insanlar var, oruç tutacak sağlıkları yok. Onlara dense ki, Allah size yeniden sağlık, sihat verse ne kadar oruç tutarsınız? Belki altı ay tutarız diyenler çıkar, öyle hastalarda çıkar. Yani bir ay değil de altı ay bile oruç tutmaya rıza gösterenler çıkar. O yüzden madem Mevla bize bu sihati verdi, Elhamdülillah çok şükür. Hamd edelim, şükredelim. Bu sihati bizden tabut gününe kadar almaz. Amin. Sağlık büyük nimet. Kabe-i Muazzama'yı bile tavaf ederken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-i önce Rukni Yemani köşesi var. Yemen köşesi. Kabe-i Muazzama'nın örtüsünün açık olduğu noktalardan bir tanesi. Belki öyle hatırlarsınız bir nokta var. İstilam ediyoruz. Başlangıç noktası, tavafa başlama noktası Hacer Lesvet. Ondan bir önceki köşe de açık. Hatta o köşede Kabe-i Muazzama'nın eski taşlarından var. Eski binanın taşlarından. Tabi 1400 seneden beri defaatle tadil edildi. Taşlar değiştirildi. Her ne kadar temeli orijinal olsa da temelleri kudrettendir. Hiçbir dönem Kabe'nin temeli değişmedi. Asıl temelleri hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençlik zamanı Kabe muazzamanın duvarlarını o vakte kadar hep sıva yapıyorlarmış. Sıvayla tutturmaya çalışıyorlar. E tabi artık bir vakitten sonra sıva da kar etmiyor. Duvarlar iyice çatlıyor, kar etmiyor. Sonra Kureyş 12 kabile bir araya toplanıyorlar. Diyorlar ki nasıl yapalım? Yıkalım diyorlar, yeniden yapalım. Kabe yıkalım, yeniden yapalım. Ancak yakın zamanda Kabe-i Muazzama'yı yıkmak için gelen Ebre ve askerlerinin nasıl helak olduğuna da şahit olduklarından ona da cesaret edemiyorlar. Hani Kabe yıkmaya kalkarız Allah bizim de haşi belamızı verir diye korkuyorlar. Ancak o vakit işlerinde Velid bin Mughira Mekke'nin öyle derlermiş bilge adamı aynı zamanda Mekke Şik Devleti'nin Maliye Bakanı hesaptan kitaptan anlıyor okuması yazması var şiirden edebiyattan anlıyor öğlelerine cahiliye döneminde kamil derlermiş okuma yazma bilen hesap kitap bilenlere kamil derlermiş Ebu Cehil'in de baş danışmanı yaşı ondan büyük Ebu Cehil'den büyük. Kur'an-ı Azimuşan'ın da daha sonra baş hasımlarından bir tanesi. Baş hasmı. İlahi kelamın ve din-i mübin İslam'ın baş hasmı. O istişare toplantısında diyor ki, Ebre burayı düşmanlık için yıkmaya geldi. Biz Allah'ın beytini iyi niyetle tamir etmek istiyoruz. Neyse Kabe'nin binasını yıkmaya karar verdiler. Yapmak için yıkmaya karar verdiler. Sonra Kabe'nin dibine kadar geldiler, ellerinde balyozlar. Yine yıkmaya cesaret edemediler, korktular. Ondan sonra Berit bin Mugire ilk darbeyi vuruyor, Kabe'nin binasını yıkıyor, temellere kadar indiriyorlar. Temellere kadar. Ne git diyorlar ki temeli de bir düzeltelim. Yani temele de bir bakalım, düzeltelim. Hafif temeli böyle oynattıklarında Mekke-i Mükerreme'de zelzele oluyor. O vakit anlıyorlar ki murad ilahi buraya kadar, buradan ötesine dokunmak murad-ı ilahiye de yok. Ta Adem babamızdan Efendimiz'e kadar, Efendimiz'den bugüne kadar da Kabe-i Muazzama'nın temeller o temellerdir. Ancak binası çok değişmiştir yani. O binası, o eski binadan, kadim binadan, Efendimiz dönemine ait binadan da çeşitli yerlerde taşlar vardır. Onlardan bir tanesi de Rüknü Yamani'dir. Yani Efendimiz ve eshabının dokunduğu taşlardan o bölgeye serpiştirmişler. Belki dikkatli bakanlar aranızda illaki vardır. Duvar taşıyla o köşe taşı bir değil. O eski taşlardan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen köşesine yaklaştığında Rükni Yemani'ye gelirken sabit bu duayı mutlaka yaparmış. Yalnız Kabe'de de değil bazı vakit namazlardan sonra da yaparmış. Allahümme inna nes'elükel afve vel afiyete fid dünya vel ahire. Allahümme inni es'elükel afve vel afiyete fid dünya vel ahire dersek tekil olur. Allahümme inna nes'elükel afve vel afiyete fid dünya vel ahire dersek cemi olur. Yani ne demek? Ya Rabbi bize af et bizi ve afiyet ver bize. Afiyet ne demek? Allahümme inna neselükel affe vel Afiyet, sihat ve afiyet, afiyet deriz ya, sağlık. Çünkü sağlık varsa bedende bir ağrı yok, sızı yok. O namaza da sirayet eder. Kıyama, rukuya, seydeye de sirayet eder. Mesela bacakların hasta, yattı, zor oturuyorsun. Veya ayakta zor duruyorsun. Vücudunun bir yeri ağrıyor mesela. Anladın mı? E şimdi bir insanın neresi ağrıyorsa derler ya canı orada. Namazda bile diyelim dilin elhamdülillahi rabbil alemin diyor ama aklın nereyle meşgul? Ağrıyan yerle meşgul. O yüzden dünyada belki imandan sonra en kıymetli nimetlerden bir tanesi sıhhat afiyet nimeti. Allahu Teala Hazretleri tabut gününe kadar namazları kıyamla, ruku ile, seyde ile kılacak. Her Ramazan-ı Şerif'te mutlaka oruçlarımızı tutacak sıhhat afiyetten bizi mahrum bırakmaz. Amin. Hatta efendimizin dualarındandır. Ya Rabbi yaşadığımız sürece göz nimetimizden mahrum etme bizi. Kulak nimetimizden mahrum etme bizi. Menfaatlendir bizi. Şimdi bu mukaddimeden sonra Allah hepinizden ebeden razı olsun. Rızasını ihsan etsin, ikram etsin. Davete icabet ettiniz, geldiniz. Bu sofra demin yediğimiz maddi sofraydı. O midemizi doyurdu. Ondan sonra Efendimizin buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem, oruçluğunun iki sevinci vardır. Bir sevinç, Allah bize yaşattı. Allah bunlardan mahrum bırakmasın. Amin. Yani şu pirincin tanesi bile ne kadar kıymetli, mahrum olana sormak lazım. Mağdur olana sormak lazım. müstedaf olana sormak lazım. Ulaşamayana sormak lazım. Biz çocukluğumuzdan beri hep ulaştığımız için belki çok kıymetini bilmiyoruz. Yani işte yokluktur, açlıktır, kıtlıktır. Ha tabii büyüklerimizden duymuşluklarımız vardır. Özellikle şeflik dönemini yaşayan, Anadolu'da yaşayan ninelerimiz, dedelerimiz anlatırlardı işte o dönemi. Malumunuzdur, biz yaşamadık, duyduk, dinledik. Belki aramızda kısmen dahi olsa benzerini yaşayanlar vardır. Birinci sevincimizi Allah bize tattırdı. İkinci sevinç diyor Peygamberimiz, tutulan orucun mükafatını Allah yarın cennet sofralarında ikram edince o Müslümanın hakiki bayramı. Zaten onun ötesinde daha büyük bayramlar da var. O bayramlardan bir tanesi Rızaullah bayramıdır. O çok büyük bayramdır. En büyüğü Cemalullah ve Kelamullah bayramıdır. O en büyüğü. Hatta oruçla alakalı hadis-i şerifleri tefsir ederken alimlerimiz her amelin karşılığında Efendimiz bir mükafat zikretmiş. Müşahhas belirgin, bilinen, cennetin köşkleridir, saraylarıdır, vildanlarıdır, gılmanlarıdır. Ancak oruç için, oruç benim için, onun karşılığını ben vereceğim buyurmuş. Gerçi diğer bütün ibadetlerde Allah için, اَتَّحِيَّاتُ ve وَالصَّلَوَاتُ Bütün taatler, senalar, övgüler, malla, bedenen ve kalben yapılan bütün ibadetler kime mahsustur? Allah. Ama orucun demek ki başka bir manası, Başka bir ehemmiyeti, başka bir kıymeti var ki o benim için. Alimlerimiz de burayı tefsir ederken ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir? Huri olsa o var hadis-i şerifte. Cennetin köşkleri, sarayları, ırmakları, bahçeleri olsa o da var. Onlar da anlatılmış. Alimlerimizin kahir ekseriyetinin hüsnü zanlı ve kanaati odur ki orucun mükafatı ne demişler? Cemalullah demişler. O en büyük nimet. Ona biz inanıyoruz. Mesela İslam ümmetinin içinde mutezile diye sapık bir fırka var. Şimdi maalesef ilahiyat fakültelerinde onun temsilcileri de çok var. Yani mutezilerin temsilcileri. Onlar mesela cemalullahı inkar ediyorlar. Halbuki bizim için sarahatendir. Vucuhun yevme izin nâdıratun ilâ rabbihâ nâzirâh. O gün bir takım yüzler vardır cennette. Ayın 14'ü gibi parıl parıl parlayacak. Vucuhun yevme izin nadiratun ila rabbihâ nazira. Rablerine nazar edecekler. Yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başta sahih yani Buhari ve Müslim'de Kütüb-i Sitte'de, Kütüb-i Tis'a'da birçok hadis kaynaklarında hiç şüphesiz cennet nasip olursa Rabbinizin cemalini hiç şüphesiz göreceksiniz diyor peygamberim. Hiç şüphesiz. Hatta ona da bir misal veriyor. Görmeye misal veriyor. Allah'a değil haşa. Görmeye. Gökyüzündeki dolunayı nasıl rahat rahat görüyoruz? İzdiham etmeden, birbirimizi ezmeden, kırmadan değil mi? Nasıl görüyoruz? Gökyüzündeki dolunayı gördüğünüz gibi hiç şüphesiz Rabbinizin cemalini göreceksiniz. Bak burayın altını çizeyim yanlış anlaşılmasın. Ayı Allah'a benzetmedi peygamberimiz. Görmeye misal verdi. Allah'a misal vermedi. Anlaşıldı mı burası? O yüzden arkadaşlar orucun karşılığı Allahu e'lem. Yani maddi fıkhına ve manevi fıkhına, maddi şartlarına, manevi şartlarına riayet ederek tutmak nasip olursa inşallah Allah'ım nasip etsin. Yarın bunun mükafatı alimlerin kahir ekseriyetinin beyanına göre Cemalullah nimeti diyor ki en büyük nimettir. Hazların üstünde bir hazdır, tatların üstünde bir tattır. Allah tatmayı, o hazı yaşamayı nasip eylesin. Şimdi e, has bir halin diyelim. Başında Bakara suresinden bir ayet-i kerime okudum. Kısaca ben bu ayet-i kerimeyi e, izah ederek vakitlerinizi almadan hitama erdirelim bir 10 dakikada. E, dedik ya soframız hem maddi sofra olsun hem de Kur'an sofrası olsun, manevi sofra olsun. Bu okuduğum ayeti kerime Bakara suresinin ayetlerinden. Estaizu billahi bismillah ve enfiqu fi sebilillahi ve la tulqu bi eydikum ila ve ahsinu yuhibbul Ayet kerime, lügat manası Allah'ımız buyuruyor ki benim yolumda Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendi canlarınızı tehlikeye atmayın. Ve ehsinu ihsan edicilerden, iyilik edicilerden olun. Vallahi yuhibbul muhsinin. Allahu Teala Hazretleri ihsan edicileri, iyilik edicileri sever diyor. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde özellikle İmam-ı Tirmizi rahimehullah Kütüb-i Sitte'nin altı sahih kaynaktan bir tanesidir. Beyhaki gibi birçok hadis imamları da bunu almış anlatacağımı. Birçok tefsir alimleri de bu ayetin nüzul sebebinde meşhur bir kıssayı nakletmişler. Meşhur bir kıssayı nakletmişler. O kıssa da şöyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en meşhur sahabelerinden bir tanesi. Bizim İstanbul'umuzun manevi valisi Efendimiz Hazretleri öyle derdi. Halid İbni Zeydel Eba Eyyubel Ensari radıyallahu anh. Bu mübarek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin malumunuz ki mihmendarıdır. 6 ay hucurat-ı saadet yani Efendimizin mübarek haneleri inşa edilinceye kadar Efendimiz nerede kalmış? Halid bin Zeydel Ebu Ayyub evinde kalmış. Tabii ki devenin orada çökmesi de bir tesadüf değil. Orada ne vardı? Meliki Tubba'nın mektubu vardı. Efendimiz'e asırlar önce iman edip gönül vermiş Tubba Meliki'nin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisini, muhabbetini, imanını ve ittibasını ishar ettiği bir mektup vardı ondan sonra. Neyse o mübarek Efendimiz'i e Altay ay evinde misafir eder. Bedir dahil, hatta daha gerisinde Akabe dahil, ikinci Akabe beyatının 12 nakibinden, 12 temsilcisinden de bir tanesidir. Yani kabile başlarından, mesullerden ve sorumlulardan da bir tanesidir. Bedir dahil bütün gazavata, Efendimizle beraber bütün seferlere, bütün gazvelere, bütün seriyelere katılmak nasip olmuş. Allah yolunda. Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mute hepsine. Bahusus, bahusus, dört büyük sahabe dönemi, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Kulefai Raşid'in dönemi, Hz Ömer radıyallahu anh dönemi, Hz Osman radıyallahu anh dönemi, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh dönemi, bu dönemlerde de büyük hizmetler nasip olmuş Eyüp Sultan Hazretlerine. Allahu Alem 88, 90, tefsirde 95 rivayeti de var. En doğrusunu Allah bilir. Yani 95 yaşında vefat etmiş. Veya 88 en doğrusunu Rabbul Alemin bilir. Ama belli ki takriben 90'lı yaşlarda. Az bir yaş değil 90'lı yaşlar. Aynı zamanda bu mübareğin evi Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine en yakın ev. En yakın. Aranıza gidenler vardır. Ziyaret edenler. Gidenlere tekrar tekrar Allah nasip etsin. Gitmeyenlere de nasip etsin. En karib zamanda bağ husus haccı yapmayanların Allah şu mübarek ay hürmetine canını almasın. Eğer farsa, Mutlaka yapmayı nasip eylesin Amin. Efendimizin kabri şerifinin O yeşil kubbe var ya Kıbleye gelin Yeşil kubbeye sırtınızı dayayın On adım atın o kadar 10 adım sonra durun Orası Halid İbni Zeydel Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anhın evi Hatta eski resimler var Osmanlı döneminde O eski resimlerin içinde Yeşil kubbenin önünde Bir kubbe daha var Eski resimlerden bahsediyorum. O kubbenin olduğu yer Eyüp Sultan Hazretlerinin evinin olduğu yer. Osmanlı ecdadımız oraya bir mescit yapmış. Asırlarca orası ziyaretgah olmuş. O mescidin olduğu yer Halid bin Zeyd el Ebayu Ensar radıyallahu anh evi. Ancak biraz uzatıyorum ama en azından bir de mescit tanıtımı olur. Giderseniz bu hatıraları yad edersiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizim namaz kıldığımız Osmanlı yapısı mescit var ya Osmanlı yapısı. Gerilerden bahsetmiyorum. Gerilerden. Eshab-ı olduğu yer, Teheccüd Mirabı'nın olduğu yer, Cennet Bahçesi'nin olduğu yer. Ondan sonra sağ tarafta onun sınırı, sağ tarafta Babur Rahme kapısı, büyük kapı. Bir de üç tane yan yana Babu Ebu Bekir Sıddık var. Üç kapı. Ondan sonra da Babu Selam meşhur kapı var. Efendimiz ziyaretine açılan kapı. Şimdi o sağ taraftaki üç tane Ebubekir kapısı aslında bir kapı. Kıbleye en yakın olan. Diğerlerine de Ebu Bekir kapısı demişler ama asıl orijinal kapı, orijinal kapı en önde. Zaten içeriye girin, kafanızı kaldırın. Orada yeşil Osmanlı yazısı, yeşil zemin üzerine altın varakla yazılmış. Yeşil zemin üzerine. Hâzihi seyyidina Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh yazar. Osmanlı'dan kalma o yazı. Hâzihi seyyidina Ebu işte hadi işaret zamiri. Burası neresi diyor? Seyyidimiz, önderimiz Ebu Bekir Sıddık radıyallahu makam evi demek yani. Orası hanesi. Zaten sağa dön Ebu Bekir radıyallahu anh, evi, sola çevir kafanı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hucurat-ı saadetlerinden mescid Nebevi açılan kapı. Kapıları hizada, bir hiza. Şimdi o Osmanlı'nın eski mescidinin, sınırlarının olduğu yerde eskiden evler varmış. Sahabe evleri. Sahabe evleri. Hepsinin kapısı mescide açılıyor. Mescid-i Nebeviye. Bir dönem sonra Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem mescide açılan kapıları örün. Kapıyı nereden verin? Dışarıdan verin. Ancak demiş bir tek Ebu Bekir'in kapısı müstesna. O kapatmasın demiş Peygamberimiz. Onun kapısı. Özellikle Eyüp Sultan Hazretleri'nin bunu da işte anlatıyorum. Tarihi hatıradır. Aklınızda kalsın. Giderseniz istifade edersiniz. Ebu Eyüp Sultan Hazretleri'nin ev bu kapılar kapandıktan sonra yine ne olmuş? En yakın ev olmuş. Kapıdan çıkıyorsun. Nereye giriyorsun? Direkt Efendimizin mescidine. Hatta evinin hizasına. Evinin hizası. Şimdi bu mübarek 90 yaşında diyelim. 90 yaşında Muaviye radıyallahu anh'ın emirliği döneminde Mekke ve Medine'den ve Şam'dan bir ordu kuruluyor, bir ordu. Ordu nereye gidecek? Konstantinopolis. O vakit. Niçin gidecek? Letüftehan el Konstantiniya, veleniyamel Emiru Emiruha, veleniyamelceiş, derlikelceiş. <tüftih> Efendimiz böyle buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak Konstantiniyye fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan? Onun askeri ne güzel asker? Bir bu sebepten dolayı. iki Efendimiz buyurmuş ki Konstantinopolis'in surlarının dibine benim ümmetimden salih bir zat defnedilecek. Salih bir zat. Şimdi o Efendimiz ne buyurdu? Salih bir zat. Benim ümmetimden salih bir zat. İkinci de bunlardan bu olabilmek için o salih zat olabilmek için 90 yaşında atının ve devesinin üstünde müstakimen durmaya gücü yetmediği halde. Bak şimdi gücü yetmiyor mu bari? Yani? Ya 90 yaşında. Ayaklarını atının devesinin altından bağlatarak sefere çıkıyor. Yani müstakimen o kadar yaşı var duramıyor mübarek. Düşmemek için atın üzerinde deve üzerinde bu seyahati yapabilmek için ne vakit mübarek niyet ediyor hazırlık yapıyor evinden çıkıyor gelecek İstanbul'a Medine'de bir cemaat etrafını çeviriyorlar. Diyorlar ki ya Halid İbn Zeyd sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihmen darısın, eshabısın, en yakınısın. Evin hemen peygamber evinin önünde. Yaşın 90, kemale ermiş. Senin ne işin var Konstantinopolis'te poliste? Bak ne güzel 10 bin sahabenin yattığı cennetil baki varken, Resulullah buradakilere ilk şefaat edecekken, Resulullah Efendimiz'e en yakın olma fırsatın varken 90 yaşında ne işin var? O buyurmuş ki arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bedenen yani madden yakın olmakla mı Resulullah'la birlikte olunur? Onun emrini tutmakla Resulullah'la birlikte olunur. Ben de şimdi Resulullah'ın bir emri var. O emri tutmak için gidiyorum. Ve mübarek İzmit yakınlarına kadar gelir. İzmit yakınlarına. Allahu alem. Şehadeti İzmit'tedir Şehadeti İzmit yakınlarında Yani İstanbul'un içine Eyüp Sultan Hazretleri e, Girmek veya o sur diplerine Gelmek nasip olmadı Ancak Mübarek vefat ettiğinde Ordu komutanına vasiyet ediyor Bu hadis-i şerifi söylüyor vasiyet ediyor Diyor ki Beni götürebildiğiniz Kadar surların dibine kadar götürün Oraya defnedin Hatta Bizans'la savaş başladığında Konstantinopol polis neyse pol bakıyor ki İslam ordusu Beni İsrail'in Sekine tabutu gibi bir tabut taşıyor. Hem savaşıyor hem tabut taşıyor. Ondan sonra diyor ki bu tabut nedir onu öğrenin diyor. Hani Beni İsrail'in vardı ya Bakara suresinde anlatılıyor. Beni İsrail peygamberlerinin kutsal emanetlerinin bulunduğu Sekine tabut. Allah Kur'an'da anlatıyor bunu. Onun gibi bir tabut taşıyorlar. Bunun içinde ne var? Öğreniyor ki, bunların peygamberinin, sallallahu aleyhi ve sellem, en kıymet verdiği, en değer verdiği arkadaşlarından eshabından, onlara göre havarilerinden bir tanesi bu tabutun içinde. E peki niye taşıyorlar bunu? İşte o vasiyet etmiş, beni surların dibine kadar getirin, surların dibine defnedin diye vasiyet etmiş. O vakit Konstantinopol diyor ki, ya bunlar diyor hani bu fethi herhalde yapamayacaklar geri çekilmek zorunda kalacaklar. Ben diyor bunun diyor cesedini yakarım diyor. Şimdi bu haber onlara ulaşınca ihtilafa düşüyorlar. Yani vasiyeti yerine getirelim mi, getirmeyelim mi? Devlet başkanına bir mektup yazıyorlar. Uzatmayayım. Mektubun cevabı geliyor. O ki Resulullah'ın en kıymet verdiği sahabesidir. Söyleyin diyor Konstantinopole. Eğer onun diyor mübarek bedeninin bir tüyüne zarar verecek olursa İslam memleketlerinde bir Hristiyan kabri bırakmam hepsini yakarım diyor. Bu sefer Konstantinopol koruma altına alıyor. Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri şerifini. Hatta tarihte okuyun. Tarihte Eyüp Sultan Hazretlerinin hayatını anlatan Hacı Cemal Öğüt Hoca'nın müstakil bir kitabı var. Buralardan not almış mübarek. Bizans, Bizans asırlar boyunca o kabre değer vermiş. Bizans vermiş. O toplum yani. Hatta hatta bazı vakit İstanbul'da kıtlık olsa Hristiyanlar yapıyor bunu. Hristiyanlar Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin başına gelir orada dua ederlermiş Hristiyanlar. Ondan sonra. Neyse arkadaşlar sona gelelim. Bu mübarek İzmit yakınlarında Bizans'ın öncü kuvvetleriyle İslam askerleri karşılaşıyor. Öncü kuvvetleriyle. Şimdi ordunun içinden ordunun içinden birkaç delikanlı, en doğrusu ne kadardır Allah biliyor Celle Celal, böyle güçlü, kuvvetli, yavuz delikanlılar, Bizans'ın öncü kuvvetlerini görünce adam yalın kılıç, çekiyor kılıncı, dalıyor 30 kişinin içine. Yalın kılıç. E tabi bu delikanlılar Bedir'le büyümüş, Uhud'la büyümüş, Hendek'le büyümüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gazavatının hava hatıralarıyla büyümüş sahabenin gazve hatıralarıyla büyümüş. Yani şehadet aşkıyla büyümüş bunlar. Ve la tahsabanna allazina kutilu fi bel rabbihim yurzakun. Bunlarla büyümüş bu mübarek insanlar. Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mute, Yermük nasip olmamış. Hatıralarla büyümüş. Nasıl ki biz şimdi hala ecdadımızın da hatıralarını yad ediyoruz. İstanbul'un fethini yad ediyoruz. Malazgirt'i yad ediyoruz. Bedir'i yad ediyoruz değil mi? Onlar da böyle büyümüşler. Şimdi fırsat çıktı. Ecdadın dediği gibi. Yiğit bin gün yaşar, fırsat bir gün düşer. Bin gün yaşar ama fırsat ne vakit düşer? Bir gün düşer. Demek ki o delikanlılar da bin gün geçti, bir gün fırsat geldi. Çekiyor, dalıyor düşmanlar arasına. Ordunun içinden bazıları bu manzarayı görünce bu ayeti okumuşlar ve bu delikanları gıyaplarında tenkit etmişler. Ve la tulqu bi eydikum ila tehluke. Ya bu delikanlılar Kur'an'da böyle ayet var. Hiç duymadılar mı? Kendi ellerinizle kendi canlarınızı tehlikeye atmayın diyor Allah. Ayet var. Bu adam kalktı şimdi 30 kişinin arasına daldı canını tehlikeye attı diyor. Eyüp Sultan Hazretlerinin belki bize son vaazu nasihatidir. Tefsirlere geçmiş. Tirmizi'de rivayet ediyor. Tefsirlerimize geçmiş. Eyüp Sultan Hazretleri'nin bu ümmeti Muhammed'e son dersidir, son sohbetidir belki de. Durun dedi arkadaşlar. Siz bu ayeti böyle mi anladınız? Böyle anladıysanız yanlış anladınız. Bu ayeti kerime biz Ensar-ı Kiram cemaati hakkında nazil oldu. Haydi bakalım şimdi. Biz Ensar cemaati. Ensar kime deniyor? Ensar Medine'nin yerlisi Eyüp Sultan Hazretleri de onlardan bir tanesi. Sa'd İbn Mübade, Sa'd İbn Muaz. Hep bunlar Ensar radıyallahu anhum. Şimdi sona geliyorum, iyi dinleyin. Şimdi diyor ki: Biz bir gün Ensar'ın önde gelenleri bir evde toplandık. Bir evde toplandık. O vakte kadar Allah ve Resul davası için ortaya koyduğumuz fedakarlıkları gazaları, cihatları, infakları, seferleri, davetleri bunları konuşuyoruz. Biz Bedir'den Tebu'a kadar bütün seferlerde canımızla, malımızla, evladımızla, efradü iyalimizle her şeyimizle var olduk. Resulullah'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Allah ve Resulü ne istediyse Semi'na ve dedik. İşittik, itaat ettik dedik. Hiç itiraz etmedik. Semi'na ve demedik. Ancak o günlerde İslam garipti sayımız azdı nüfusumuz azdı paramız azdı imkanımız azdı İhtiyaç çoktu Ondan sonra Biz o günlerde ihtiyacı gücümüz yettiği kadarıyla karşıladık gayret ettik tamam şimdi İslam ümmetinin nüfusu çoğaldı gençler çoğaldı Şimdi imkan var para var güç var kuvvet var, kudret var, sayısal çokluk var, o var, bu var yani. Ancak biz bunları yaparken, bunları yaparken geride bazı şeyleri maalesef eksik bıraktık. Çoluk çocukla fazla ilgilenemedik. Efra diyalimizle fazla ilgilenemedik. Hanımla ilgilenemedik. Bağ ile bahçeyle ilgilenemedik. Bostanla ilgilenemedik. İşte millet şama gitti, İran'a gitti, ticaret yaptı, gidemedik, gelemedik, yapamadık, edemedik. İhmal ettik yani. Bu saatten sonra Artık eskisi gibi değil durumlar. İslam'ın neyi var? Sayısal da gücü var. Maddi de gücü var. Gençler de var. Onlar bu işi yapsınlar. Biz geride eksik bıraktıklarımızı tamamlayalım diye o evde karar aldık diyor. Oturdu karar aldık. Bundan sonra biz gitmeyeceğiz. Gençler gidecek sefere, gazaya, cihada, tebliğ ve marufa ve infaka neyse. Biz tam karar aldık dağılacağız tık 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 kapı çalıyor. Ondan sonra açtılar kapıyı. Rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kapıda siz bir karar aldınız ama Allahu Teala Hazretleri haşa sizin aldığınız karardan habersiz değil. Ne buyurdu? Ne buyurdu? Bakara suresinde. Ve enfiku fi sabilillah Allah Azze ve Celle yolunda infak edin. İnfaktan da vazgeçmeyin. Ve la tulqu bi eydikum ila Allah yolunda mücadele ve mücahedeyi terk ederek kendi ellerinizle kendi canlarınızı cehennem tehlikesine atmayın. Neymiş bu ayetin manası? Neymiş? Ve la tulqu bi eydikum ila Allah yolunda mücadeleyi, mücahedeyi, cehdü gayreti malla veya canla yerine göre çünkü cihat deyince nasıl anlatıyor Allah Kur'an-ı Azim'de? Ya ayyühellezine <laughs> amenu hel edullukum ala ticaretin tunjiikum min azabin elim. Tüminunun billahi ve resulihî ve tücahidûne fi sabilillahi bi amvâlikum ve enfusikum. Ne diyor Allah? Gerektiğinde mallarınızla cihat edeceksiniz. Cihat yalnız bedenle yapılan şey değildir. Gerektiğinde son nokta, son çare, canınızla da cihat edeceksiniz. Türkku Bedi ku millet tehlük Allah yolunda mücadeleyi mücahedeyi, Allah yolunda infakı terk ederek kendi canlarınızı kendi ellerinizle cehennem tehlikesine atmayın ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsin'in İhsan edicilerden iyilik edicilerden olun muhakkak ki Allah muhsinleri sever Allahu Teala Hazretleri bizi tabut gününe kadar mücadele eden eden cehdü gayretten ayırmasın. Biz onlar kadar da bir şey yaptığımız yok. Yani ne çektin diye sorsalar, ne çektik? Aranızda Mekke'den Medine'ye 450 kilometre hicret eden var mı? Mekke'den Habeş ülkesine giden var mı? Mekke'den Habeşistan'a, Habeşistan'dan Mekke'ye, bir daha Mekke'den Medine'ye, Musab bin Ümeyr radıyallahu anh gibi gidenler var mı? Aranızda Bedir'e katılıp, 20 yerinden yara alıp, Uğut'a katılıp 30 yerinden yara alan var mı? 30 tane 40 tane yara aldığı halde bile kardeşim benim 40 tane bedenimde rütbem var. Sen git. Ben 40 tane şanım var, şerefim var. Allah Bedir'de benim geçmişimi de geleceğimi de affetti. Benim dosya kapandı. Allah'ın vaadi haktır. Allah vaadine hulfetmez, sözünden caymaz. Bedir için öyle buyurdu. Bedir'in geçmişi de yok, geleceği de yok. Ben Bedir'e katıldım. Sen git. Bedir var mı? Uhud var mı? O yüzden arkadaşlar bizim daha ortaya koyduğumuz aslında darılmaca gücenmece yok. Başta ben. Ortaya koyduğumuz diş kavunu dolduracak da bir şey aslında yok. Olur inşallah. Allah rızasına muvafık bir mücadele bize de nasip eder inşallah. O cehdü gayret ile dinini aziz eder. Ehlini aziz eder. Küfrü ve şirki ve ehlini zelil eder. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te ama Adetullah ne ile zuhur ediyor? Adetullah yani Allah'ın kanunu. Beşerin gayretiyle. Bu da bir hakikat. Beşerin gayretiyle adetullah takuk edecek. Allahu Teala Hazretleri bu işte bizi gayretli kılsın, sizi gayretli kılsın. Hepimizi bu işte muvaffak eylesin. Ben bu kadarla kifayet edeyim. Hakkınızı helal edin.